Arda kısaca bir tanışmıştık ama bilmeyenler için yaklaşık 4-5 senedir Türkiye OpenStack Meetup grubunun ortak kurucularındayım. Yaklaşık 4-5 senedir de OpenStack konusunda epey bir tecrübem var. Buna paralel olarak bir süre sonra OpenStack ile birlikte SEP'le ilgi alanımıza girdiği için burada da bir epey tecrübemiz oluştu. Bu Meetup grubunun hem bu tecrübelerimizi birbirimizle paylaşmak için hem SEP'in Türkiye'deki kullanımını yaygınlaştırmak için hem de konunun uzmanlarını bir araya getirdik. İşte sıkıntılarımızı, tecrübelerimizi, dertlerimizi paylaşalım, ortak çözümler bulabilirim diye bunun içinde bulduk. Yaz saatinin bitmesini bekledikten sonra da işte Ekim ayında Meetup'la başlıyoruz. Haftaya da İstanbul'da bir Meetup'umuz olacak, çarşamba günü. Oradaki arkadaşları bekleriz. Şimdi gündemimiz şöyle, zaten Meetup sayfasını koymuşum. İlk önce ilk bakışta set, bir slide'da set nedir özet olarak bundan bahsettikten sonra geleneksel depolama mimarilerinin bir özeti. Daha sonra dağıtık depolama mimarilerinin özeti, geleneksel depolama mimarilerinden farkı nedir bundan bahsedeceğim. Sonrasında da setin diğer dağıtık depolama sistemleriyle karşılaştırmasını, artılarını, eksilerini ortaya koymaya çalışacağım. Ve neden set tercih etmeliyiz? Dünyada kimler SEP kullanıyor? OpenStack'teki depolama alternatifleri nelerdir? Biz bunun içinden niye SEP'i seçtik? Siz niye seçmelisiniz? Bu şekilde bitirdikten sonra soru cevap kısmına geçebiliriz. Şunu sormak istiyorum ama tanışma faslında aslında konuşmuş olduk. Aramızda herhalde şu anda SEP kullanan Özcan Hocam var. Kullanıyoruz. Bir de CyberSoft tarafı sizin şu anda test ediyorsunuz. Ubisoft'ta da var. Siz de Ubisoft'ta ilk başta SEP nedir diye bakacak olursanız bir defa açık kaynak kodlu. Bu ne demek? Ücretsiz. Yani birçok developer'ın da katkı yapabildiği bir ortam. GitHub'da bir reposu var. Burada siz de eğer bir özellik ihtiyacınız olursa pull request'lerle buraya bir açıyorsunuz. Bunlar değerlendiriliyor. Uygun bulunursa koda ekleniyor. Bununla ilgili bir sayfa var ama o zaman onu size göstermek isterim. Bunun dışında donanım bağımsız. Yani altta çalışan donanımın herhangi spesifik bir markaya özel veya işte belli özellikleri taşıyan bir donanım olması gerekmiyor. Disk takabildiğiniz ihtiyacınıza göre herhangi bir sunucu, yani istediğiniz özellikle disk takabildiğiniz herhangi bir sunucuyu kullanabiliyorsunuz. Software Defined Storage dediğimiz yazılım tabanlı bir depolama çözümüse. Bu donanımdan bağımsızlığın yanında yazılımın çevikliğini de buna ekleyerek birçok özelliği alttaki donanımdan bağımsız bir şekilde aslında bu platformu kazandırıyor. SEP tasarlanırken aslında hani tarihçesine girmedim ama bu Sage isimli bir doktora öğrencisinin tezi olarak aslında 2003 yılında başlıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde 2007'de bitirdikten sonra ortaya ticari bir ürün çıkıyor doktorasını bitirdikten sonra. Daha sonrasında Intel isimli şirketi kuruyor. 1-2 yıl içinde biraz daha büyüdükten sonra da Red Hat tarafından satın alınıyor. Şu an hani SUSE, Red Hat, Canonical ve Fujitsu gibi SEP'i desteğini ticari olarak veren firmalar var. Ama upstream'i yani SageVay'in, işte bunun community leader'ı Patrick var. Bunların hepsi şu anda Red Hat bünyesinde çalışıyorlar. Tasarlanırken exabyte ölçeğinde tasarlandığını söylemiştim. Bunun dışında dağıtık bir depolama çözümü. Bu ne demek? Yani veriniz network'e bağlı sunucular üzerinde dağıtık bir şekilde duruyor. Bu da hata toleransını biraz daha arttırıyor. Unified bir depolama çözümü. Bu ne demek? Object, block ve file sistem desteğinin hepsini bir arada görüyor. Yani object için ayrı bir platform, block için ayrı bir platform, file sistem için ayrı bir platform yönetmiyorsunuz. SEP'i kurup yönettiğiniz zaman bunların üçünü birden hani, ihtiyaçlarınızı göre kullanabiliyorsunuz. Onun dışında diğer dağıtık depolama çözümlerinin aksine file sistem hariç metadata sunucusu kullanımı gerekmiyor. File sistemde sadece bu söz konusu. Bunun yerine Crash denilen bir algoritma ve map kullanıyor.
bu algoritma sayesinde metadata olmadığı için yani diğer dağıtık depolamalarda metadata sunucusunu kaydederseniz sizin datalarınız olduğu gibi yani yerinde olsa bile hangi verinin nerede tutulduğunun metini kaybettiğiniz için verilerinizi kaybediyorsunuz. Bunun dışında ya enterprise çözümlerde olan QCOL dediğimiz ya da işte COL dediğimiz Copy Online Cloning Team Provisioning yani veriyi kullandıkça provisionlama storage tarafından snapshot, clone alma, mirrorlama, replikasyon gibi özelliklere sahip default'ta veriyi replikalar halinde tutarken isterseniz maliyeti düşürmek için erasure coding denilen yöntemi de kullanabiliyorsunuz. Bundan daha sonra bahsedeceğiz. Bir slide'la bahsettikten sonra dünyadaki veri artış hızıyla ilgili 3 tane istatistiğim var. Bunlardan ilki. Her yıl bu istatistikler bağımsız kuruluşlardan alınan istatistikler. Gördüğünüz gibi verinin artış hızı 2000'li yıllarda terabaytlar seviyesindeyken 2014 itibariyle 4.5 zettabaytlar civarına gelmiş. Storage gereksinimleri her yıl %20 ile %40 arasında artıyor ve elinizdeki veri de 18 veya 24 ay aralığında ikiye katlanıyor. Bu da astarit grafiği. Yani benzer şekilde gene 2014'te şurada göreceğiniz gibi işte 5 zettabaytlar civarındayken 2020'lerde bunun 45 ya da 50 zettabaytlar civarında gelmesi bekleniyor. Yani şuradaki grafikte daha açık görebilirsiniz. Structured ve unstructured dataları üst üste koyduğunuz zaman bunun 2020 yılı içerisinde işte 2014'te 4.5-5 zettabaytken 2020'de yaklaşık 50-53 zettabaytlar civarında gelmesi bekleniyor. Yani buradaki veri artış hızları, storage'lardaki ihtiyaçları arttıkça depolama çözümlerinin de bunlara ayak uydurup bir şekilde kendini geliştirmesi gerekiyor. Kim yapmış bu istatistiği dediniz? Bunlar Gartner, IDC gibi bağımsız kuruluşların istatistikleri. Şimdi geleneksel depolama mimarisinde şöyle hani örnek sunucu resimleri koydum. Bunun üzerinden anlatmaya çalışacağım. Veri ihtiyacı büyüdükçe daha önceden hani bir diskte tutabildiğimiz verileri daha fazla disk tutabildiğimiz sunucularda farklı RAID metotlarıyla veri bütünlüğünü sağlayarak tutmaya başladık. İşte 1, 2, 3, 5 disk diye giderken işte ekranda gördüğünüz gibi yaklaşık 24 disk alan, bunun 72 disk alan sunucuya kadar giden modelleri var. Böyle sunucular ortaya çıktı ya da sunucular üzerinde arkadan çeşitli RAID kartlarıyla ya da JBOD kartlarla bağlanan kutular, yani Direct Attach Storage dediğimiz doğrudan sunucuların arkasına bağlanan depolama kutularının üzerindeki diskler. Bunlardan da sunucunun desteğine bağlı olarak belli sayıda, limitli bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. Yani bir sunucuya 2 kutu, 3 kutu, 4 kutu gibi limitli şekilde eklenebiliyor. Bu da Enterprise çözüm veren depolama üreticilerinden birinden aldığım bir mimari. Gördüğünüz gibi burada SN tarafındaki çözümü. Ortada fiber switchler var. Bu switchlere client'lar bağlı ve aynı zamanda storage'in kontrol üniteleri bağlı, yedekli olması için iki tane. Bunların da switchlere ve diğer alttaki raflara, shelf'lere bağlantıları yine limitli. Yani her shelf'e ikişer kabloyla giderken bağlayabileceğiniz cell sayısı da burada örneğin 4 tane. Yani burada da limitli bir şekilde artış ekleyebiliyorsunuz. Yedekliliği kontrolörün iki tane olmasıyla sağlıyor. Buradaki kontrolörün üzerindeki bellek ve işte NVRAM gibi kaynakların kapasitesine bağlı olarak da performans veriliyor. Kısaca bir slide'la RAID'leri de hatırlatmak için böyle bir slide ekledim. Şimdi RAID0 dediğimiz ilk yöntemde ekranın solunda görüyorsunuz. Herhangi bir veri koruma mekanizması yok.
İki tane diskimiz var. Verinin çantlarını, yani parçalarını A1, A2, A3, A4 diye sıralı olarak biyodiske, biyodiske yazıyorsunuz. Herhangi bir diskimiz fail ettiği zaman bütün veriyi kaybediyorsunuz. Lektir dediğimiz yöntemde verinin çantlarını A1, A1, A2, A2 şeklinde her iki diske de yazdığınız için herhangi biri giderse diğer disk üzerinden devam ediyorsunuz. Diski değiştirdiğiniz zaman diğer disk üzerinden de gene repair etme şansınız oluyor. Rekte istediğimiz teknolojide de işte belli sayıda disk grubunu pariteler tutarak, örneğin A grubuna ait parite, B grubuna ait parite, başka bir disk grubunda C grubuna ve D grubuna ait pariteleri de böyle kendi içinde dağıtıp tutarak bunları çift taraflı çalışabilen fonksiyonlar kullanarak buradaki disklerden birini arıza vermiş durumda veriyi parite üzerinden hesaplayıp kullanarak diski değiştirdiğinizde gene bu hesabı yaparak bir payı işlemi yapıyor. Veri bütünlüğünde bu şekilde korunmuş oluyor. RAID 0.1 dediğimiz yöntemde de altta yani strike dediğimiz RAID 0'ın gene işte A1, A2 iki diske de aynı anda yazarak aslında burada maksat iki diske aynı anda yazarak bunların okuma yazma kafalarını aynı anda kullanıp hızı arttırmak. Yani RAID 0 kullanmakta. RAID 1'de her ikisine birden yazdığınız için biraz zaman kaybınız oluyor. Bir veriyi iki defa yazdığınız için. Burada alt taraftaki RAID grubuna yine RAID 0 kullanarak hızlı bir şekilde yazarken üstte bir RAID 1 kurarak aynı şekilde RAID 0 yaptığınız ikinci bir disk grubuna da bunun kopyasını. Yani burayı A1, A2 yazarken diğerine de A1, A2 yazıyorsunuz. Buradaki problem ne? Brüt kapasitenin yarısını harcamış oluyorsunuz aslında. RAID 1.0'da da tam tersi, altta birbirinin mirror'ını tutarken yani veri iki defa bu disk gruplarına 1-1-2-2 şeklinde 1-1, diğerine 2-2 şeklinde yazarken üstte de bunları strike. Yani 1'i 2 defa, 2'yi 2 defa, sonra burayı tekrar 3'ü 2 defa, 4'ü 2 defa yapıyorsunuz. Bunu niye gösterdim? Buradaki geleneksel depolama yöntemlerinin bir sürü probleminden ve verilerdeki artış hızından ötürü artık günümüzde RAID devrinin sonunun geldiğinden bahsediyor. Yani the end of RAID era şeklinde söylemler var. Aslında hakkını vermek lazım. Yani 30 yıldır her türlü yükü RAID grubu çalıştırıp farklı RAID yöntemleriyle bir şekilde veri bütünlüğü sağlamış ve kullanılmış. Ama yüksek boyuttaki veri ihtiyaçlarına paralel olarak disk boyutları arttıkça recovery time'ın uzaması, işte yüksek hesaplama gücü gereksinimi gibi şeylerden ciddi performans etkileri ortaya çıkmış. Birden fazla disk bozulduğunda hata toleransı düşük. Örneğin burada RAID 5 için konuşalım. Yani burada aynı RAID grubu ise bir tane diskiniz gittiği zaman buradaki veriyi kaybetmiş oluyorsunuz. Diğer pariteden bunu hesaplama şansınız yok. Yani parite ile aynı disk grupları içinde sadece yapabiliyorsunuz. Bu sette böyle değil. Yedek disk denilen enterprise üreticilerde özellikle bir kavram var. Yani bir RAID grubu kurduğunuz oradaki disklerin arıza yapma ihtimaline karşı yedekte atıl olarak hiç kullanılmayan yedek diskler de kullanıyorsunuz. Bunun dışında aynı RAID grubundaki disklerin her biri birbiriyle aynı tipte özellikle olması lazım. Yani aynı disk grubu içerisinde SATA diskle NLSAS diski ya da SAS diski kullanamıyorsunuz ya da birisini 7200, diğerini 10000 RPM kullanayım diyemiyorsunuz. SEF'te yine böyle bir kısıt yok. Bu RAID mekanizmalarını sağlayan kartların maliyetleri oldukça yüksek. Yani total cost of ownership'e baktığınız zaman bunlar düşmeye başladı ama az önce söylediğimiz gibi buraya bağlanabilecek disk sayıları limitli. Sunucular üzerine takılabilecek RAID kart sayısı limitli. Dolayısıyla hani controller'ında iki taneden sonra ölçeklenebilmesi çok bir örneği yok. Bazı istisnalar dışında. O yüzden sistemin büyüyebilmesi, scale olması da belli limitler dahilinde. RAID gruplarına da eklenecek disk sayısı sınırlı. Yani birçok üreticide bir RAID grubuna 12 ya da 14 disk alabiliyorsunuz. Onun üzerinde disk ekleme şansınız olmuyor. Yani daha büyük bir pool ihtiyacınız varsa bunu yapamıyorsunuz. Veri bütünlüğü aynı rafta veya aynı RAID grup içerisinde mümkün.
Yani oradaki diskin paritesini farklı bir yerde, az önce söylediğim gibi, tutma şansınız yok. Ve gelişmiş özellikler dediğimiz, işte hani artık Snapchat alma, klon alma bunlar çok standart hale geldi ama remote replikasyon özelliği mesela birkaç yüz bin dolarlara kadar çıkabiliyor sizin ihtiyacınıza göre. Peki bu mimari, scale-up mimari, solda gördüğünüz, az önce alan attığımız geleneksel yöntemlerdeki mimari. Ortada bir SAN network var, storage area network. Buraya hem sunucular bağlı, burada bir backbone var. Buraya yine eğer depolamada varsa kontrol üniteleri bağlı, altta da diskler bağlı. Bunun avantajları ne? High availability için işte switch, buna bağlantılar ve kontrollerler ayarlandıysa high availability özelliğini sağlayabiliyor size. Yüksek performans gerektiren iş yüklerini çalıştırabiliyorsunuz bunlar üzerinde. Ve gene enterprise seviyede mission critical cloud yükleri gene çalışabiliyor ama dediğimiz gibi bunların genişleyebilmesi, scale olması, takılabilecek disk sayısı limitli olduğu için ve işte bahsettiğimiz bazı lisans maliyetleri yüzünden aslında maliyeti oldukça yüksek oluyor. Sağ tarafta da dağıtık depolama çözümlerinin aslında bir basit mimarisini görüyorsunuz. Şimdi burada gördüğünüz clientlar, storage clientları, application serverlar olur, mobil cihazlar olur, ne olursa hepsi commerce network'e bağlı, aynı network'e bağlı şekilde. Genelde dağıtık depolamalarda SEF'te bu file sistem dışında farklı metadata'ya ihtiyaç duymuyor ama diğer dağıtık depolama çözümlerinde metadata sunucuları var. Bunlar ne işe yarıyor? Hangilerinin nerede tutulduğuna bakmaya yarayan bu kaptan oluyor. Yani siz buraya bir okuma yazma yapacağınız zaman önce buradaki metadata sunucusuna geliyorsunuz, veriyi nereden okuyacaksınız, buradan bakıyorsunuz, sonra gidip tekrar buradan okumanız gerekiyor. Bunun avantajı ne? Yani ihtiyaç oldukça büyüyebilecek bir mimari ve büyüdükçe ödüyorsunuz. Yani baştan bir yatırım yapmamız gerekmiyor. Burada çoğu çözümde de bir limit yok. Yani yanına node ekleyip yatayla büyüyebiliyorsunuz. Maliyet ve performans optimize edilmiş durumda. Burada hani yatırımı baştan yapmanız gerekmiyor için, ihtiyaç oldukça ödemeler yapabildiğiniz için ve performans ihtiyaçlarınıza göre bunu ayarlayabildiğiniz için maliyeti ayarlama şansınız oluyor. Burada ticari ve ücretli çözümler var ve cloud ortamlarında, big data ortamlarında gayet başarılı çalışıyor burada. Bunlardan bazıları işte hepinizin bildiği Lustre, GlassRefs, HDFS ve GPFS örnekleri. SEF'i bunlarla karşılaştırdığımız zaman hani bunların sıkıntılarından önce biraz bahsedeceğim. GPFS, IBM tarafından geliştirilen ticari bir çözüm. Oldukça yüksek bir lisans maliyeti var. Entegrasyonu biraz zor ve sınırlı bir arayüz desteği var. HDFS, halk için geliştirilmiş dağıtık dosya sistemi. Bunda blok depolama çözümü yok. POSIX uyumu değil. HL desteği main node yüzünden yok. Yani tek bir main node olduğu için single point of failure. Ve ASSO'yu da büyük dosya saklamaya yarıyor işte aslında. Yani çok küçük boyutta çok fazla sayıda dosyanız varsa gene performans problemleri yaşayabiliyorsunuz. Bu sırayı gene duymuşsunuzdur. Burada da gene az önce bahsettiğimiz metadata problemi var. Yani metadata sunucuları burada hem performansı ettiler de aynı zamanda risk. Metadataları kaybettiğiniz zaman ki burada geçmiş iş tecrübelerinde yani çalışma arkadaşlarım bu tür problemler yaşadılar. Metadatayı kaybettiğiniz zaman depolama sunucularında veriniz olduğu gibi yerli yerinde de olsa hiçbir işe yaramıyor. Metadatanız yoksa veriniz de yok. Gene çok sayıda küçük boyutlu dosya saklamaya uygun değil. Ve sunucu arızasını tespit edebilen bir mekanizma yok. Yani böyle bir şey oldu, denediniz, ulaşamadınız. Farklı bir sunucuya bağlanıp oradan almanız gerekiyor. GlassRefs gene aslında RETEP bünyesinde sunulan bir dağıtık depolama çözümü. Burada da işte verinin farklı lokasyonlarda availability göz önünde bulundurularak sağlanabilmesi için sistem yöneticisinin
Buna özel strateji üretmesi gerekiyor. Ve bunda da blok depolama desteği yok. Hani bir takım tört ve altı kula gönderme sağlanabiliyor aslında. Son olarak Swift hani burada obje tarafında metrikliğince sev ve Swift'in de böyle karşılaştırması kurdu. Object storage sadece Swift sağlayabiliyor. Burada da transfer hızı ve gecikme problemi var. Çünkü bütün veriler proxy serverlar üzerinden akıyor. Yani onlar üzerinden geçtiği için aslında bir latency problemi ortaya çıkıyor. Gene object olduğu için block ve depolama çözümü yok. Burada en önemli farkı set tarafında Swift'in verinin asenkron yazılması. Yani siz veriyi 3 replika tutuyorsunuz, ilk kopyayı yazdınız client olarak, size hemen veri yazıldı diye cevap dönüyor, siz işinize devam ediyorsunuz. Arka planda ikinci ve üçüncü kopya asenkron olarak farklı bir zamanda yazılıyor. Bu esnada siz ikinci ve üçüncü kopyayı yenilemeden bir update olduğunu düşünelim. Başka bir client onun eski sürümüne erişme riski olduğu için buna eventual consistency deniliyor. Yani her zaman verinin en son sürümünü alamama gibi bir riskimiz ortaya çıkıyor. Bu aslında hani yazarken size bir performans artışı sağlıyor gibi görünse de hani her zaman kabul edilebilecek bir şey değil. Burada bir de maksimum nesne büyüklüğü limiti var. 5 GB'ın üzerinde obje tutamıyorsunuz Swift tarafında. Swift'te Swift'ten farklı olarak mount region desteği var. Master slave yapıda da kullanılabilen. Replika yönetimi ayrıca mevcut. OpenStack'te de entegrasyonu mümkün. Yani OpenStack'e bugün baktığınız zaman object depolama çözümü şu anda official olarak Swift görünüyor. Tüm endpointler, konfigürasyon dosyaları buna göre ayarlanmış durumda. Ama Swift'in object storage API tarafı Amazon S3 ve Swift ile uyumlu olduğu için biz şu anda böyle kullanıyoruz OpenStack tarafında. Arka planda Swift'in object storage'ı var. Endpoint tanımlarımızı Swift'in object storage'ına yönlendiriyoruz. Arka tarafta Swift cevap veriyor ama OpenStack onu Swift zannedip kendi API'leri üzerinden Swift'e Swift kolları yaparak, Swift API kolları yaparak arkadaki object storage'ı kullanıyor bu şekilde. Yani hem OpenStack'ten Swift üzerinden kullanıyoruz hem de kendimiz API üzerinden ya da client'larla farklı kullanımlarımız var. Burada Mantrage'in desteği ne diyor? Mantrage'in desteği ne kasıt nedir burada? Mantrage'in desteği birden fazla lokasyonda, region'da seti kurdunuz. Tek bir şeyden yönetebiliyorsunuz arayüzde. Arada mirror ya da replikasyon yani tanımladığınız pool'lar bazında yapabiliyorsunuz bunu. Yani master slave dediği aslında herhangi bir tanesini master olarak seç, oradan devam edebiliriz. Master slave yapıda da yapılabiliyor. Yani arada tabii iyi bir hak, yani veri yükünüze ve kullanıma bağlı olarak iyi bir hakkınızın olması gerekir. Onun altını siliyorum. İki data center, iki data center'ınız var. Yani birindeki verinin kopyasını öbür tarafta tutabilirsiniz ama arada da bir kendinizle arasında herhalde bağlantının olması gerekir. Bu karşılaştırmayı bir de böyle şamalı toplamak istedim. Yani burada yeşille gördüğünüz küme içerisinde açık kaynaklı ücretsiz olanlar var. İşte OpenZFS, Bootstrap, Luster, Swift ve Serp. Sağ tarafta da scale out olanı, yani yatayda büyüyebilen Stormex, EMC'nin scale value'su, GPFS, Swift, Bootstrap, Luster ve Serp. Yani gene aynı kesim kümesinde oldukları için. Bunlardan unified olarak object, block ve file sistemi verebilen sadece Serp ve GPFS. Yani buradaki üç özelliğin hepsini aynı anda sağlayabilen sadece Swift var. Unified olarak üçünü anda aynı anda sağlayabilen Swift ve GPFS var. GPFS ticari bir maliyeti yüksek söylemiştim. Yani bu scale up storage tarafında da çok farklı değil. Neyse örnek vermeyeyim, isim vermeyeyim. Yani isim vermeden söyleyeyim. Bazı üreticilerin ürünleri donanım pahalı söylüyorum bunu. Sadece lisans maliyetini sorduğumuzda yani setin prototipini kurup donanımını alıp set kurmadan bize bunu ne kadar sağlarsınız diye sorduğumuzda 800 bin dolar gibi sadece lisans maliyeti vardı. Yani buradan karşılaştırma yapabilirsiniz. Donanım pahalı. Yenisi ECS diye bir ürün daha çıkardı. Donanım da biliyor.
Yani EMC'nin senin setin karşısına koyduğu scaler'ı var. EMC ses koyuyor artık o setin karşısına. Sonra mı da verse bilmiyorum ne kadar fark eder ama neyse. Maliyet aynı. Main listelerde onunla ilgili sorular kalma geçiyor. Hangisiyle? Scaler'ı set bayağı ezdi. Tabii onunla gelmiyor. Sonra artık bir ses de geliyor. Kafa kafa yapıyor nedir diye. Bayağı alakası yok falan diye dalga geçti. Evet, bu karşılaştırmaları yaptıktan sonra yanındaki projeksiyon biraz sıkıntı bu. Şu alt taraf çok okunamıyor ama Rados ve burada hani bir takım modlar var. Yani şöyle, setin mimarisine bakacak olursak, şöyle özetlemeye çalışayım. En alt katmanda bütün veriniz sizin objeler halinde Rados dediğimiz katmanda tutuluyor. Reliable Autonomous Distributed Object System diyor. Her şey burada objeler halinde tutuluyor. Siz yukarıdan hangi arayüzden, yani file sistem olsun, blok olsun, işte objekten bir Rados ya da gateway'de nereden ulaşırsanız ulaşın, sizin alt taraftaki verileriniz objeler halinde bu mimaride dağıtık sunucular üzerinde tutuluyor. Sizin sadece veriye erişim yönteminiz değişiyor aslında. Bunu file sistem olarak verirken POSIX uyumlu bir distributed file sistem olarak veriyor ve bu belli bir sürümden itibaren, yani 3 kernel'ında kaçtı tam hatırlamıyorum, 3-6'dan itibaren bilmiyorum ama 4 kernel'ların tamamında Linux kernel'ında gömülü olarak set client'ı var. Yani herhangi bir şey yüklememize gerek kalmadan mount edebiliyorsunuz. Veya ikinci bir alternatif olarak Fuse paketini kurarak Fuse üzerinden de mount edip kullanabiliyorsunuz bu file sistemi. Block device tarafı daha çok sanal sunucularda ve fiziksel sunucularda block device adı üstünde disk gibi bağlayıp kullanabilmek için. Burada yine alt tarafta işte objeler halinde tutuyor ve CAMK'yi driver var. Bunun üzerinden de mount edip aslında kullanılabiliyor. Onun dışında object tarafını uygulamalarınız gene Rados Gateway üzerindeki API üzerinden erişim kullanabiliyor. Burada daha önce dediğim gibi Amazon'un S3 ve işte OpenState API'larıyla çok yüksek oranda, yani biriyle %99, biriyle %98 uyumluluğu var. Çok küçük bir iki fonksiyon implement edilmemişti. Unity sürümünde bu Lifecycle API'yi de tamamlandı S3'ün. Yani orada da %100'e yaklaşmış durumda. Veya bundan hiçbirini kullanmıyorsanız gene uygulamalarınız içinden LibRados kullanarak, kütüphanesini kullanarak, yani C'de, C++'da, Java'da, Python'da, Ruby'de veya PHP'de bu kütüphaneleri kullanarak gene object storage'e erişip burada saklayıp veya yazıp okuyabilirsiniz. Kullanım alanları neler diye baktığımızda aslında az önce bahsettim. Yani cloud ortamlarında yaygın olarak OpenStack'te ve CloudStack'te block storage olarak kullanılıyor. Objektleri S3 ve Swift tarafında. Komputerde, sanal sunucularda kullanıldığını söylemiştim. KVM yanında Zen, VMware, Hyper-V tarafında. Burada hani eski bir doküman plan kalmış ama şu anda Windows tarafında en son beta'daydı. Şu an production ready değil herhalde daha. Deneniyor, çalıştığı söyleniyor ama hani production ready olarak enhance edilmedi. Big Data tarafında da hani yavaş yavaş HDFS'in yerini almış durumda. Yani burada ciddi performans karşılaştırmaları var ve hani hepsinin şu anda, yani biz burada yaptığımız testlerde birkaçını paylaşacağım sunumun sonunda fiziksel disk kapasitelerinin sonuna, yani düzgün bir tasarım, optimizasyon mu, network tasarımıyla iyi optimize ederseniz fiziksel disk limitlerini sonuna kadar zorlayabiliyorsunuz sistemi. DevOps'lar bunu gene işte Chef Pro var, Juju, Puppet, Apache, Flex, CGI gibi ortamlarda kullanabiliyorlar. Legacy uygulamalarda aslında bunlar hani eski uygulamalar için doğrudan bağlanmak için değil de legacy uygulamalarda ivmelerin daha çok sete taşınması için bunlar yazılmış aslında şeyler. Yani burada Garnish'a, Yanish'a, Sys ve Samba, Nefes gibi prototip denilmiş ama bunlar temel edildi ve legacy uygulamalardan buraya veri taşımak için daha çok kullanılıyor. Linux tarafında da gene işte dedik, kernel'ında bunun file sistemin driver'ı var dedik, log olarak gene bağlayıp kullanabiliyorsunuz disk gibi. Birçok dağıtımda da Linux kernel'ında olduğu için kullanılabiliyor.
yine benzer bir grafik ama kapasite ve performans anlamında baktığınız zaman daha çok hani performansı SFS tarafında, işte veri tabanı, HPC yükleri, MediaStream ve Batch Analytics tarafında alabildiğimizi, burada da kapasitelerinde, ihtiyaçlarında arttığını görüyorsunuz. Blok tarafta daha çok sanal sunucu veya fiziksel sunucularda disk gibi bağlanabildiğini söylemiştim. Burada da gene hani bir belirli bir performans ihtiyacı var ama kapasite biraz daha düşük kalıyor genelde. Object Storage yani cloud ortamlarında kullanım API üzerinden ve uygulamalarla da kullanabildiğiniz gibi işte Dropbox gibi uygulamalar aslında arka planda ya da Google Drive'da Object Storage kullanıyor aslında. Yani o tür uygulamalarda da bunu kullanmamız mümkün. Backup ve arşiv dataları içinde bunu kullanabilirsiniz. Bir slide'la buraya kadar anlattıklarımı özetlemek istedim. Niye SEP hani tercih ediyoruz? Bir defa her şeyden önce ücretsiz. Donanım bağımsız, herhangi bir donanım zorlaması yok. Yani istediğiniz donanımı seçmekte serbestsiniz ihtiyaçlarınıza göre. Esnek, ihtiyaçlarınıza göre istediğiniz kadar donanım ekleyebiliyorsunuz. Exabyte seviyesine kadar da çıkabiliyor tasarımın bu şekilde yapılmış. Şu an satayla exabyte seviyesine niye var? Yani exabyte diskiye göre gördük bir arkadaşın yaptığı tasarımda, WhatsApp ucunda. Exabyte'a ulaştık, yani bir tas yapmış. Açarken bir yeni şey görmüş. Rakamı görünce böyle şey yaptım. Sıfırları falan saydım, bu nasıl bir şeydir diye. Hangi far sistemini gördün? Ya etkis de gördüm şeyi de yani bir şey formatlamadım. Ama şeyi sette gördüm yani, çünkü onu silmek de çok uğraştık. Bizim sürümde büyük şeyi silmede bir yavaşlık varmış. O yüzden gördük yani. Çalışıyor. Bunun dışında hata toleransı yüksek. Yani renklere mahkum değilsiniz. Dağıtık mimaride tutuluyor. Replika seviyelerini, bunun altındaki çok detaya girmedik ama crash algoritması ve crash map'te verinin nasıl dağıtılacağını, yani veri merkezleri arasında buradaki sizin herhangi bir veri merkezinizdeki koridorlarda, renklerde bunların arasında dağıtımını kadar crash map'e girip tanımları kendiniz yapabiliyorsunuz. Yani buradaki verilerin konsistensinin de örneğin 3 replika tutulacaksa replikaları da her hareket birer tane düşebilecek şekilde de koyma şansınız var. Bunları tamamen custom kendiniz tanımlayabiliyorsunuz. Biz yüksek performans dedik. Hani testlerimizde disklerin verilen teorik limitlerine kadar ulaşabildiğimizi gördük. Doğru tasarımlar ve optimizasyonlar yaptığımızda. Veri dağıtık olarak replikalar halinde tuttuğunuz zaman recovery süreleri de oldukça düşüyor. Yani hızlı recovery yapılıyor. Özellikle hani 3 replikada bir diskin onarılması, yani yüksek şu anda kullanılan 8 veya 10 terabayt disklerden bahsediyorum. Diğer çözümlerde ben bunların 6-8 saat sürdüğünü bilirken burada bir diskin onarılıp bitmesi 1 saate kadar. Yani bu tamamen cluster'ınızın boyuna ve verinizin miktarına bağlı ama şu anda sistemde hani 115 kadar diskin yoğunluğuna da bağlı. Ya o işte sistemi aslında hani load balance ettiği dağıtıldığı için işte sistemin yüküne bağlı aslında. Switch'e de bağlı aslında. Switch, her şeye bağlı şey. Ama yanlış zaten yani o performansı almak istiyorsanız başlarına da tasarlamamız gerekiyor. Yani hani diskleri 10 tane disk sunucuya koydunuz. O disklerin teorik limiti belli. O limitlere gelebileceğini düşünerek network'ü ona göre baştan tasarlamak lazım. Daha başta network batırma olursa diskleri yeter kadar verimli kullanmamış oluruz. Bir tarif var. Diskten performans almak istiyorsunuz ama belirleyici network karşılığı. Network tasarım. Ve journal'lar aslında. Onun dışında işte mirroring gibi replication gibi. Yani özellikle burada remote replication ve işte mirroring gibi özellikleri çok yüksek maliyetleri var. Safe'de bunların tamamı var ve ücretsiz. Eğer hani bürüt kapasiteden çok fazla harcamak istemiyorsanız ve hani performans gereksiniminiz de çok fazla değilse replika yerine erajit coding dediğimiz RAID'e benzer parity yapısında da bir alternatifimiz var. Yani burada bürüt performansı 3 replika yapınca 3'te 1'inde değil aslında
yani orada en artı en denilen parametreler var. 3-2 işte parite gibi. Bunu kendiniz belirleyin. Oradaki sadece İslamcılara düşen hesaplama yükünü arttırmış oluyorsunuz. Yani maliyeti biraz düşürmek için böyle bir opsiyonunuz da var. Örneğin arşiv verileri, yani çok fazla erişimi olmayan statik verileri enerji paket kullarında da tutabilirsiniz. Bir bu çalışabilme dedik. Yani sunucular çok çok farklı yapılarda farklı disk tiplerini kullanabilirsiniz. İşte SSD'ler, SAS'lar, NSAS'lar, SATA'lar. Ve bunlar da belli full gruplarına ayırarak bunları da farklı ihtiyaçlara göre bölebilirsiniz. Yani işte bir donanım aldınız ya da bir üreticiden bir işte ürün aldınız. İlla buna sen şu disk tutusunu takacaksın, bu diskleri kullanacaksın gibi bir şey yok. Herhangi bir sunucu almıştınız, başka bir sunucu aldınız, eklediniz. Üstünde de istediğiniz gibi diskler konfigüre edebiliyorsunuz. Multi-region desteği var demiştik. Birden fazla lokasyonlu bunu kullanıp işte aralarında gene replika eden bunu yapabiliyorsunuz. Ve API tarafında, Object Storage'da da yani bu işin aslında alfabesini yazan Amazon'un S3'ü ve OpenStack tarafında da Silicon API'larıyla tamamen mümkün. Dünyada kimler SET kullanıyor? Yani bunu SET'in sayfasından aldım ama burada epey eksik var aslında. Bunlar SET'e resmi olarak doküman hazırlayıp gönderen kurumlar. Yani biz bu şekilde kullanıyoruz gibi bunlar da burada yer almışlar. Detaylarına girip bakabiliyorsunuz. En çarpıcı olanları SUN, İsviçre'deki hani bilimsel araştırmaların yapıldığı merkez, Deutsche Telekom, Bloomberg, Cisco, Dreamhost, Monash Üniversitesi geçtiğimiz yılda 5 tabaklı bir cluster kurdu. Yani bunun Güney Yarımküre'deki en büyük cluster olarak görülüyor. Bunların detayları var, en çarpıcı. Nasıl bir cluster? Güney Yarımküre'deki en büyük SET cluster'ı diye tanıttılar. Şöyle, en çarpıcı olanları aldım. Şimdi Yahoo, üstte hani bir bloktan alınmış yazı var. Şurada bakarsanız Yahoo'nun Mobster'dan SET'e geçişi, Flickr fotoğrafları için ve bunun totalde de 250 milyar objenin yaklaşık 500 petabayt. Yani 500 petabaytlık bir SET cluster'ını kullanıyor. Mobster'dan SET'e taşımış Flickr'daki fotoğraflar için. Altta da aslında bunun hani Yahoo tarafındaki makaleden alınmış. Gene burada 250 milyar objede yani yarım exabyte demiş. 500 petabayta karşılık. Onun dışında bu CERN'deki yapı, yani bunun biraz daha arttığını biliyorum ama daha güncel döküman bulamadım. Burada hani bilimsel bu deney yapılan kümelerde kullanılan şeyler. OpenStack Simulator tarafında mesela 5 petabayttan büyük bir cluster var. Yarım petabayt, 4.2 petabayt, 400 terabayt, 800 terabayt. Bir de Big Bang tarafında, asıl bu son deneylerin yapıldığı tarafta 30 petabaytlık bir test klasları var. Bunların hepsini topladığınız zaman yaklaşık 40-42 petabaytlık bir klaster oluyor. Monash Üniversitesi dediğim de bu şekilde duyurdu. Güney Yarımküre'deki en büyük SET storage klasları. Bunlar da üniversitedeki bilimsel araştırmaları, büyük veri araştırmalarını ve kendine SET'i koydular ve araştırmacılara buradan makam sağladılar. Bu da Comcast'in OpenStack Summit'te yaptığı sunumdan bir alıntı. Ben buna katılmıştım. Yani her storage nodunda bakın 72 disk takılabilen sunucular kullanmışlar. 6 terabaytlık SATA diskler var. Bu yaklaşık 430 terabayt falan yapıyor ve bunlardan da 16 tane. Yaklaşık burada 5-6 terabaytlık bir storage yani cluster'ı oluyor. Bunlar işte yapılan optimizasyonlardan falan da bahsetmişlerdi. Buradan ve işte United State denilen bir uzak doğuda cloud provider var. Onların SET tecrübelerinden bize optimizasyon yaparken epey faydalanıyor. Bu da Dreamhost. Bu da hani Fransa'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Bunların da Dream Object ve Dream Compute dedikleri iki farklı yapıda, birinde 2 petabayt, birinde de 3 petabayttan biraz fazla olarak işte 2013 yılında verdiği rakam var. Yani hani en çarpıcı olanlarını almaya çalıştım ama Dreamhost'un sahibi de Cedric Corona'dan, Seyit Bey'i de Dreamhost. Yani Seyit. Seyit'in şeyi. Bu sene başında bir crash yaşadılar şeyde, sette. Bayağı bir olay oldu. Bir 7-8 saat ayağa kaldıramadılar. Millet şey falan yaptı ya ama işte bütün herkes. Meğer o hikayesi hatırlamıyorum ama
çok basit bir şeyden bir hata yapmışlar. Ondan sonra o hata büyümüş, büyümüş bir sıkıntıya sebep olmuşlar. Bir de mesela bunların çok değişik cloud yapısı var. Mesela bu hyper-converged modelde direkt setin olduğu notların üzerine bir yer çalıştırıyorlar. Ben bunların CTO'suyla tanışmıştım bir okul sekreterliğinde Barcelona'da. Adamlar öyle bir yapı yapmışlar. Ya alt tarafta storage var, storage notları var, OST'ler var. Onunla orada paralelinde VM'leri de çalıştırıyor. Yani o makinenin bütün gücünü adamlar kullanıyor ama bu çok sıkıntılı bir şey şey olarak. Yani çok iyi optimize etmek gerekiyor falan. Çünkü şey hani set çok fazla orada şey yapsa, CPU kullansa, memory getirse bu sefer adamların müşterilerin VM'lerine şey kalmayacak. Böyle acayip bir yapı kullanıyorlar yani bu adamlar. Ama şey o çok konvert kullanma hani maliyet etkin bir çözüm oluyor belki ama hem otostek yapılmaması lazım. Hem işte çok sev geçiş çalamaması diskleri orada tutulduğu zaman orada sıkıntılar çıkabiliyor. Yani adamlar, maliyeti düşünmüyor ama riski onu göz alıyorsun. Bu adamlar çok güçlü oldukları için şeyde journal'lara SSD yazıyoruz ya zaten bu adamların birçok şeyi pure SSD şeyleri. Mesela journal'lar için SSD'yi hızlısın diye özel firmware yapıyormuş şeyden. Yurt dışında Amerikalı bir şirketle anlaşmışlar. Adam onlara gelip böyle meşhur SSD kullanmıyoruz. Herkes soruyor SSD ne var kullanıyorsun? Yani notlarında var bakalım şey de. Ya öyle bildiğimiz Samsung, işte başka şeyler, işte Intel değil. Adamlar çok garip bir SSD kullanıyorlar. Bunu kullanmanın nedeniniz de diyor adamın. Bize özel firmware yazdılar. Diğerlerine göre çok acayip performans farkı yarattı. Yani şeyleri çok değişti adamlar. Ya bence şey yapmışlar. SATA'yı bypass edip, şimdi SATA eski bir teknoloji, SATA'yı şey veya işte SAS, yani onlara bakmadığı SSD için. Hayır, SSD'yi sonuçta bir yere bağlıyorsun. Yani SSD olsa da ona da journal koyuyorsun, fark etmiyor. Yani SSD de olsa. Şimdi SSD, normal, mesela şey var ya, normal, şimdi bilgisayardan bağlanan diskeye bulabilecekti ya, anlatabildim mi? Lake of Farmer'lerde SATA'yı bypass edip, anlatabildim mi? Yani değişik bir bilgisayar katalogunda daha fazla bir hıza erişebiliyor. Özel. Çünkü SATA hala o bağlantı şeyleri şey, sıkıntılı yani. SSD'yi engelliyor aslında. SSD'nin performansı çok hızlı yazdığı için adam çok hızlı commit verebiliyor. Yani şey, hızlı 3 kopya yazıyorsun. Adam yazdığı için işlemi çok hızlı yapıyor. O yüzden IO wait falan olmuyor motivada. İşte orada devletler avantajı onun hızlı anıcı kullanıp VM'leri onun üzerine falan çalışıyorlar. Yani öyle yani, normal SATA'larda aslında biraz daha hani eski makinede uyumlu olması için SSD'ler ona göre de yapıldığı için anlatabildim mi? Hani aslında tam performans en verimliler de aslında kişi ekspresi yani mesela o DSO olarak zaten SSD'lerin de performansı çünkü engelliyor aslında. Son konu başlıklarına geçiyorum. OpenStack'le hani seti nasıl kullanabiliriz? OpenStack'teki depolama alternatifleri neler? Bunu resmi sayfadan aldım. OpenStack'in hani depolama tarafında sağlanan alternatifler. Yani sizde bir ürününüz varsa OpenStack için bir driver yazıp depolama ürününüzü OpenStack için bir alternatif haline getirebiliyorsunuz ki buradakilerin birçoğu üreticilerin yazdığı driver'lar. Ama hani generic çözüm olarak alacak olursanız Elgambur'da mesela default çözümü OpenStack'in, NFS var. Açıkçası nerede? Göremedim. Ha, şurada geçmiş, evet. Couple HTFC, açıkçası diye geçmiş. Yani diğerleri hani enterprise ürünleriniz varsa bunları da bağlayabiliyorsunuz. Bunların da çok kısıtlı yani. Ben zamanında böyle bir ürünü OpenStack ortamına bağladığım için bunları kullanmayı denedim. Sadece laf olsun diye yapılmış bir şey. Hani bir volüm açtığınız zaman hani gidip de o depolama ürünü üzerinde gerçekten bir volüm açmıyor. Yine sadece oradan tek bir dosya halinde depolamayı veriyor. Kendi içinde dosyalar halinde tutuyor bunu. Ama set de böyle değil. Tamamen natif. Verdados bu Driver'da pull açtınız ya da işte imaj açtınız, Snapchat aldınız, imajı doğrudan set üzerinde açıyor, Snapchat'ı setin Snapchat'ını kullanarak alıyor. Divert ediyorsanız onunla divert ediliyor. Bunlar alternatifler. OpenStack ile seti peki neden hani tercih edelim diye bakacak olursak OpenStack ile 4 temel depolama gereksinimi var. Bunlardan ilki ephemeral disk dediğimiz yani instance'larla birlikte oluşturulan sanal makinelerle instance silindiğinde silinen depolama alanları.
Nova ve Glanzler diye kişisel tüm sistemi imajı tarafında kaldığı için burada kullanılıyor. Volüm tarafında blok storage ihtiyacı var. Cinder bunu kullanıyor. Siz VM'i silseniz de o volüm kalıcı yeni bir VM açıp ona bağlayabiliyorsunuz. File sistem tarafında Manila, bunun geliştirilmesinde NetApp bayağı rol aldı. Artık Manila sayesinde daha önceden bir volümü birden fazla instance'a bağlayamazken shared olarak bir volümü birden fazla instance'a artık bağlayabiliyorsunuz. Object tarafında da Sivitane arka planda object storage kullanıyor. Ama dediğimiz gibi set bunu Swift API bunda olduğu için endpoint tanımlarını set'e göre yaptığınız zaman arka planda aslında set'in object storage'ını kullanıp ikinci bir ortamı yönetmek zorunda kalmıyorsunuz. Diğer gelişmiş özellikler, yani az önce size gösterdiğim driver'larda bunların bir kısmı yok. Yani driver yazılmış, ben line migration yapacağım, yok benim ürünümde yok diyor. Yani line migration yapamazsın. İşte NFS'te yapmanız için belli şartlar var. Bunları sağlarsanız NFS driver'ı kullanırken ancak o zaman line migration yapabiliyorsunuz gibi. Yani kullandığınız depolama çözümüne de bağlı olarak line migration yapmak işi değişebiliyor. Az önce dediğim gibi set tarafında direkt snapshot'ı hani alma ve restore etme özelliği. Yani snapshot aldığınız zaman set üzerinden alıyor, oradan restore ediyor. Mirrorlayabiliyorsunuz birden fazla lokasyonunuz ya da aynı lokasyonda birden fazla cluster'ınız varsa. High Available zaten set kendi içinde bunu yapıyor. Ve hani replication failover dediğimiz, mesela Cinder tarafında bu implement edilmiş durumda, siz replika tanımladığınız ikinci bir cluster'da volümlere yazılan verilerin replikalarını tutuyorsunuz. Ama OpenStack bunu kendi replikalarında da bu instance'a bu bağlandığı gibi bazı tanımlar tutuyor. Bir set olursa, bir başka bir soru çözümü olursa bu gitti, direkt ben onu ayağa kaldırdım, hadi kullan diyemiyorsunuz, replikalarında bir sürü tanım var. Bunun için ne yaptılar? Failover denen mekanizmayı getirdiler. Driver'lar bunu destekliyorsa, yani az önce gösterdiğimiz buradaki driver'ların bu desteği varsa yazılırken, o iki replika arasında birini kaybettiniz, tamamen klasa gitti. Hadi sen öbüründen devam et, failover replika et dediğiniz zaman bir komutla yükü diğer tarafa alıp oradan çalışmaya devam ettirebiliyorsunuz. Set bunu destekleyenlerden ilki. Benim bildiğim solid file vardı. Yani o dönem baktığımda, en son baktığımda bu ikisi dışında bu özelliği destekleyen yoktu. Yani solid file'ı NetApp satın aldı. Set ve solid file kullanıyorsanız bunu yapabiliyorsunuz. Diğer driver'ları kullanıyorsanız bunu yapamıyorsunuz. Dolayısıyla birçok esneklik ve hani size yedeklilik anlamında da imkan sağlamış oluyor set. Bu zaten OpenStack kullanıcı anketi. Yani bu Nisan ayında yapılan anketin sonuçları, bu son yapılan anketin sonuçları henüz açıklanmadı. Burada kullanılan, OpenStack tarafında kullanılan driver'lara bakacak olursanız, şu koyu maviyle gördüklerimiz production ortamı. Açık mavi olanlar development ortamı ve daha açık, beyaza yakın olanlar da POC, proof of concept olanlar. Toplamda baktığınız zaman aslında bu ortamların %65'inde hepsini üst üste koyarsanız ya da koymazsanız da %50'ye yakınında %48 gibi bir oranda setin kullanıldığını görürsünüz OpenStack'te. LVM default olmasına rağmen, yani default'ta LVM geliyor ama yani OpenStack kullananların %48'i, production ortamında bunu kullananların %48'i total olarak bakarsanız da %65'i yapılan ortam olarak seti tercih ediyor. Bu bahsettiğimiz özelliklerdendir. Anlatacaklarım bu kadar. Buraya şöyle bir slide ekledim. Luminous sürümü yeni açıklandı. Burada belli başlı özellikler var. Mesela OSD yığınlar için BlueStorm mekanizması geldi. Önceden FireStorm kullanılıyordu. Burada RocksDB denilen bir mekanizmayla metadata daha aktif bir şekilde tutuluyor ve RockFS denilen bir file sistemi geldi. Siz bunu H4 veya XFS'de kullanabilirken şimdi BlueStorm'da RockFS kullanıyorsunuz ve 2-3 kata kadar yapılan testlerde performans artışı olduğunu söylüyorlar. Tabii bu değişir ama yani zaten diskin de bir fiziksel limiti var. Ama yerine göre bu tür artışlar olabiliyor. Kurulumda hani kullanmak üzere Set Manager denilen bir daemon geldi. SetFS için
birden fazla metadata kullanamıyordunuz. Lumius sürümünden itibaren kullanabiliyorsunuz. Bunlar aktif standby çalışıyordu. Şu anda birden fazla aktif metadata sunucusu kullanılabiliyor. Set statüsüne bazı eklemeler yapıldı. Amazon S3 API tarafında bazı eksikler vardı. Bunlardan bucket lifecycle önemli olanlardan biriydi. Bu da eklendi. Yani %100'e yaklaştı bu uygunluk. Stabilite tarafında, kararlılık tarafında bayağı bir eklemeler yapıldı. Pool'ların kullanımıyla ilgili karıştırılmaması için pool'lara tag'ler eklendi. Yani bunları görüp yani farklı bir pool'u alıp kullanmamanız için tag'lerine bakıp ona göre uygun pool'u kullanabiliyorsunuz. Rados gateway tarafında da metadata search yapabiliyorsunuz. Yani objeleri atarken buraya koyduğunuz metadata taglerini aramasını yapabiliyorsunuz. Güzel bir özellik de bu upgrade complete özelliği. Yani bu çok unutulan bir şey. İşte set notlarınız var, monitör, OSD notlarınız, client'larınız. Güncellemelerini yaptınız. İlla ki unutulanlar oluyor. Client'lardan, o an bağlı olmayanlardan. Onun setup'e bağlı olanı var. RBD olarak bağlı kullanılanı var. Setler yapılıyor. OpenStack tarafındaki client de kullanılabiliyor. Upgrade complete komutunu çalıştırdığınız zaman bu anda bağlı olan işte bütün birleşenlerin ve client'ların hangi sürümde olduğunu size gösteriyor. Atladığınız varsa bunları tamamlıyorsunuz. Daha önceden web arayüzü bir dashboard'u yoktu. Yani bununla ilgili herkes kendi monitör çözümlerini üretiyordu. Şu anda böyle bir dashboard da eklenmişti. Bir iki performans testi paylaşacağımı söylemiştim. İki slide'da bu var. Bu bizim bir tane filo testi. 4 farklı pool'da. Burada bizim işte Pure SSD çalışan 3 farklı SSD tipinde var. Bir de önünde SSD Journal, arkada MSAS çalışan pool'larımız var. 4 farklı pool'da. RBD benchmark'ıyla yani Second Routing Benchmark aracıyla yapılmış. Aynı zamanda 3 farklı client üzerinden de SPFS üzerinden DD çalıştırılıp direct mode'da cache kullanılmadan throughput ölçtüğümüz zaman optimizasyon yapmadan önce total cluster'da alabildiğimiz performans 4.372 GB bölü saniye. Bit değil, GB. Buradaki işletim sistemi optimizasyonları, setconf'un içindeki optimizasyonları yaptığımız zaman alabildiğimiz performans 6.521 GB/saniye. Bunlar bizim monitörlük uygulamamızdan aldığımız şeyler. Terabyte değil mi? 6.5 GB. GB tabi aldığımız. Yani zaten hani isterim verebildiği şeyler değildi. Orada da gene aynı şeylerdi. Yani yaklaşık 4.3'ten 6.5'e gelirken %50'ye neredeyse yakın, yani yapılan işletim sisteminde ve konfigürasyonda yapılan değişikliklerle bir artış söz konusu. Birkaç da hani etkinlikleri hatırlatmak için bir slide ekledim. Haftaya İstanbul'da ikinci meetup'ımız var. Çarşamba günü 19.30'da Yıldız Teknik Dağıtbaşı Kampüsü'nde. 17 Ekim'de İstanbul'da OpenStack Days İstanbul var. Saat 9'da Levent'te. Hemen 2 gün sonrasında da TÜBİTAK B3LAB'ın düzenlediği 1. Ulusal Bulut Bilişim'de Büyük Veri Sempozyumu var Antalya'da. 2 günlük bir etkinlik. Evet, sorularınız varsa şimdi alabilirim. Hiçbir örnek konfigürasyon bir şey... Ya bu BİZLAB'ın kapsamında değil, olacak tabii. Yani bir saat. Kadar heveslendirdiniz bizi ya. Bak 8.5 tam dediğimiz vakitte ancak bu kadar oldu. Çok referans architecture var ya biraz. Şey, best practice var, şeyler var. Onlara da gideceğiz yani performans tuning. Bu performans tuning yaparken neyi hedeflediniz de yani özel olarak sormuyorum da yani konfigürasyon değişikliklerine yani niye bu kadar dramatik arttı? Niye dramatik arttı? Ya setin konfigürasyon parametrelerinde bir ara üşen benim saymıştım, 760 küsur tane parametresi vardı yani konfigüre edilebilen. Biraz daha arttı yani neredeyse yine yaklaşmıştı. Yani her ortamın gereksinimleri de farklı olduğu için bunları doğru tespit etmek biraz daha hani denemeyle ama yani, tamamen best practice'lerle anlaşılır. Mesela şöyle, ama dosya boyutlarının önemliydi. Hani özet olarak, ya buradaki donanım seçiminde ben burada şey,
Niye? Sıkıntı sistemi tarafında şey de yaptık. O ciddi bir %20'nin üzerinde CPU pinning, yani iki tane işlemcili çalışan OSD notlarında her işlemcinin üzerinde kalan OSD demonunu belli CPU'ya pinledik. Yani böylece ne oluyor? Şu anda yeni resim mimarilerde her CPU'nun kendi memorisi ve kendi cache verdiği var, daha hızlı yaşıyor. Diğer CPU'nun memorisine ve cache'ine gitmeye kalktığı zaman bu sefer erişim süreleri dramatik olarak artıyor. Yani her birini memory, pinedip orada kalmasını sağladığınız zaman oradan ciddi bir artış geliyor. Konfigürasyonlardan, işte set ettiğimiz journal'da kalma süresi de buna dahil. Birçok ayarlanan bir parametre var. Yani bizim hani ortamımızı uyarlayıp biraz da deneme yanılmayla çok zaman aldı. Yani biz bunu şöyle söyleyeyim, biraz zamanımız esnekti. Artık resmen hani bu işi madem yapıyoruz, hakkını verelim deyip bir yaklaşık 2-2,5 ay kadar buna vakit ayırdık. Yani. Ama tabii tüm konfigürasyon zaten önemli var. İşte bazıları mesela çok hani diyelim ki bazıları %1-2 hani, artış getirirken işte. Tamam, CPU pinning mesela her şeyde işe yarar. Yani herkes için geçerli. Başka işte journal'da kalma süresi var, journal'ın size'ı var. Ne kadar zamanda bunu flash etmesi gerekiyor. Yani journal bunu tutuyor, topluyor üzerinde olacak. Arkadaki disklere flash ediyor. Flash ederken yeni write request'leri de almıyor. Çok uzun tutulursa ne oluyor? Hızlı gidiyor, bir yerden sonra düşüyor, bekliyor, sonra tekrar çıkıyor gibi. Yani onun trade-off'ları var, bunları iyi yapmak gerekiyor. Kullanılan donanım var, disklerin yapısı, her şeye bağlı. Tabii, host sayısına her şeye bağlı. Host içerisindeki disklerin sayılarının ciddi bir etkisi var. Cover ya, her şeyi siliyor aslında. Yani Amiops'ların hesabını da yapmak ciddi bir performansa katkı. Yani o Amiops sayısını doğru yakalayamazsanız zaten hiçbir şeyi hesaplayamıyorsunuz. O yüzden Amiops'ları da yakalamanız lazım. Yani, veri paterni çok önemli o zaman. Yani buraya hangi bir pattern ve veri girip çıkıyor, onu yakaladığınız zaman birçok şeyin anahtarı oradan çıkıyor. Recover'a da ciddi bir etkisi olur hocam. Ama mesela işte bazı sistemler için görünüm gibi hadiseleri var yani. Ama hocam görünüm şöyle yani. Bu sistemi baştan daha tasarlarken yani bu donanım seçiminden network tasarımına, yani bu aradaki interconnectlere yani setin bir önde çalışan yani client'ların ve node'ların birbirine bağlandığı bir network var. Bir de arada cluster network var. Yani üzerinde ben 10 tane disk koyuyorsam bunun teorik limitleri belli aslında. Yani SATA ya en hassas disk ise 100-120 MB gibi bir her disk başına bunun teorik limiti var. Bu da nasıl oluyor? Öndeki SSD disk bunu alıyor, sequential hale getirdiği zaman bu geçerli. Bir de en dışa yazarken aslında geçerli. Yani içe doğru indikçe bu düşüyor, tam 70'lere kadar düşüyor aslında. Ona göre bir hesabını yapıp, yani ağ tasarımını, SSD seçimini, yani başımıza geldi. Önceden alınmış donanımlarla böyle bir sette hani deneyimimiz oldu. Öyle bir SSD seçilmiş ki çok sıkıntılıydı. SSD kullanmak belki hani kullanmamak daha iyi, öyle söyleyeyim hani. SSD'nin de o hani IOPS ve TrueBoot'u karşılayabilmesi lazım. Ben 10 tane diski bir SSD'nin arkasına koyacaksam yani ondan da her diskten de 100-120 MB'ın TrueBoot beklentim varsa o SSD'nin 10 tane diskte en az 1200 MB falan karşılaması lazım. Bunu da her disk karşılamıyor. Yani biz bunu son alımda NVMe'yi de kullandım. Ondan öncesinde hani Enterprise 25 DVPDC olan yani Enterprise'da diskleri de hani sınıflıyorlar. DVPD dediğimde disk write per day. Yani bir diskin bir günde full yazılı bilme kapasitesi. 5 yıllık bir ömür biçiliyor bunlara. Deniliyor ki bu diski ben 5 yıl kullanmak istediğimde günde kaç kere full yazarsam bu diski ben 5 yıl kullanabilirim. Kimisi diyor ki 0.3 bir kere bile yazamazsın. Sen bunu her gün bir kere doldursan 5 yıl kullanamazsın diyor. Kimisi de diyor ki 25 kere bunu kullan, DVD'si 25 olanlarla. Günde 25 kere full sen buna yazıp silsen bile 5 yıl bunu hiçbir şekilde hani sıkıntı çıkmadan kullanabilirsin. Endurance rate'lerini de girip hani diskin şeyinden görebiliyorsunuz. Oradaki seçimler de önemli. Yani ama disk her zaman bozulur. Önemli olan onu hızlı değiştirebilme kolaydır. Yani tabii tabii. Sefinde bir avantajı. Onu böyle işte belli parametreler var. Sefiyot için de kullanan
ve ne ölçekte kullanılan konusunda bir fikir verebilir misiniz? Tamam. Yurt içinde kullanan büyük ihtimalle yani yurt içi referans yani neler var ya da bildiğiniz var mı? Hani ne boyutta kullanıyorlar gibi. Sesi Türkiye'de mi? Evet. Siz geç geldiniz ya siz de tanışamadık. Evet. Burada birçok arkadaşın ciddi bir senin deneyimi var. Birçok deneyimi de firmasıyız. Öksürüm diyor mesela. Ama şimdi hani test olarak mı? Production başlar mı? Tabii tabii. Production var. Biz production'a kullanıyoruz. 5-7 kişiler var. Bir tane raw şeyimiz var. Raw alan 5-7 kişiler var. Ve production'a kullanıyoruz. Benim yönettiğim 522 terabaytı galiba. Tamam. Ve biz hani SSD, SATA, Hensas bu kulları da böyle karışık şekilde hem object hem block hem de file hepsini kullanıyoruz. Özgür Hocam sizin production ortamında yukarıdayken bahsetmiştiniz. 10 tane herhalde 6 terabaytlık SATA diskleriniz var. Neyle? Data alanı için. Journal için bir SSD. Journal için SSD kullanıyorsunuz. Bir tane SSD. Size? Size bizimkinin o bilir yalanının doğmaması için 2.4 terabayt. Ama size'ının büyük olması sebebi dediğim gibi ömrünü yükmemesi için. Normalde 800 GB'lık bir şey yetiyordu. Ama bizim kullandığı SSD'nin bilir yalanı çok düşük. Yani çok hızlı auto bitebilir ömrün diye. Biz orada şey yaptık. Daha büyük olanını aldık. Bu zaman yorumda tutma süresini uzun tutuyorsunuz. Yok, onu bir optimizasyon yaptık. Onlar çok tutmuyoruz diyor. Yani burada sıkıntı SSD de bozulabilir. SSD bozulursa zaten onu gidiyor komple. Yani onu geçiyor. 10 tane yani 6 terabayt SSD olmasa bile %80 olsa 3 kopya yani bayağı bir verimli diğer yüzde 80'den yukarı olmasın. Efendim? Setin %80'den yukarı olmasın. Şey yani. Maksimum tavsiye ediyorum ama. Yok tavsiye ediyorum çünkü şey yani. Bir tane not gitti. O notun içindeki verileri arkada belli. Taşıyabilecek, boş olan olması lazım. Ben şeyi vurgulamaya çalışıyorum. O SSD göçerse o nottaki dataların diğer notlara taşınmanın yaratacağı yükü. Evet. Kimi de onu aynı diskler üzerinde konfigüre ediyor. Yani hem şu anda kaç tane nodum varsa 10 tane nodum, 20 nodum varsa 20'si paralel çalışacak. İşte orada o işin hızı etmesi için senin network altyapın önemli. Eğer arkada yani, bir network'ün varsa hızlı biter. Şimdi aslında biraz daha şey kanundayız zannediyorum. Hani SEF'te siz daha iyi bilirsiniz tabii tecrübeler. Herkes journal için bir tane şey SSD kullan diyor ama kullanmayan da var zannediyorum değil mi? Siz duydunuz mu öyle o tip bir merkeze şey? Merkeze bağlı. Yani az önce söylediğim gibi journal ne yapıyor? Gelen veriyi, random veriyi sequential hale getiriyor ki öbür disklere yazmanızı alsın. Yani kendi diskin üstünde de kullanan var. Kullandığınız zaman ne oluyor biliyor musun? Disk var diyelim. Diske data geliyor. O diskin üzerine data journal'ın kendi üzerine atıyor diske. Evet. İki kere yazıyor data'yı. Yani bir kere geliyor journal'a yazılıyor. Sonra evet. Journal boşaltılırken yani aynı diskin üzerinde iki kere yapıyorsun. Ve o çok ciddi performansını götürüyor. Öyle yani SSD çok performans sağlıyor da işte hani o bir şey 10 tane gibi. Belki arşiv niyetli falan. O zaman şansına bağlı yani. Kullandığı SSD'nin hızına bak. Yani hızlı bir SSD ise 10-12'ye bir yapabilirsin ama yavaş bir SSD ise 4'e 6'ya şey yapman lazım. Yani yavaş bir SSD mesela 4 tane SATA diske bir tane SSD koyabilirsin. Yani öyle yapıyorlar benim zamanlarım. Bir de şey için sordum. Yani hani tek SSD yerine yani daha kapasitesi, yani maliyet burada önemli. Az olan 2 SSD'ye noktalı şeyleri data, SSD dataları dağıtarak belki açıklamayız. Yani SSD fault toleransını da sağlamak için. Abi SSD gittiği zaman da yine makineyi kapatman gerekiyor. SSD gitmiyor. Yani. SSD'ye bağlı. SSD'yi hızlı açabiliyorsun ki yani yeniliyorsun da gitmez. Çok hızında yapabiliyorsun. Tabi bizde SSD gitse benim onu kapatmam gerek. Zaten onu kapatıp ben durumda o makineyi, diski istesem o disk hayatta bir saatte gelmeyecek. Bir günde gelecek o SSD disk. Ya onu sen unut. Evet. O yüzden sen onu unut. Bu yüzden production ortamında fark etmiyor. Kritik seviyede bir iş yükü çalıştırıyorsanız not sayınızın da belli bir sayının üstünde olması. Yani 3 evet. Notla, 5 notla set kurup production'da böyle kritik biri tutarsanız, başınıza bu tür şeyler gelirse biraz ağlarsınız onu atlatana kadar. Ya bir de 14 yani bunu önerilerini söyleyeyim ben size. Hani bu şeylerde, OpenStack Summit'lerinde falan yapılan sunumlarda en azından 12-14 noda kadar kullanın ki
bir nodu tamamen kaybetseniz bile size etkisi çok sınırlı olsun. Evet. Ya bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de SEP'i çok kullanmayı deneyen firma var. Çoğunda da fail ediyor. Çünkü çoğu doğru düzgün donanım koymuyor. Yani herkes diyor ki tamam diyor, bu işte kendisi recover ediyor, işte süper performanslı, işte istediğim zaman onu da ekleyebiliyorum. O zaman diyor ben bunu PC gibi donanımlardan yapayım diyor. Yani adam şey yapmış üzerine, mesela nasıl diyeyim yani, powerlarını çift koymuyor, nasılsa bu götürüyor diye. Bunlar bir sürü sorun yaratıyor. Yani o yüzden şey yani, bu iş yapılacaksa SEP'in de donanım olarak hakkını belirli bir şeyle vereceksiniz. Yani vermediğiniz zaman da birçok biliyorum hakikaten, yani size hani isim vermek istemiyorum da SEP'i bir sürü deneyen ve fail eden şirket var. Ve çoğunda şey yani, mailing listlerde de görüyorsunuz, Türkler de çok var oralarda. Hep sorduğu sorular böyle şey ya, adam çok basit bir donanım üzerinde çalıştırıyor. Yani diskler mesela şey de sıkıntılı, mesela SEP şeyi kendisi hallediyor, farklı size'da diskler kullanabiliyorsunuz. Ama bu farklı sayede diskler kullandığınız zaman bunun üzerine weighting level'ları var, weight'ler var. O weight'lere göre hangi diski ne kadar dolduracağını biliyor adam. Ama hiçbir zaman için o SEP'in diski doldurma oranları perfect değil. Geçen mailinglistlere böyle bir muhabbet dolaştı. Ya yani adam bir diski aynı kapasitedeki diskin bir tanesinin %80, bir tanesinin %70-65 doldurabiliyor şey olarak. Yani o yüzden dolayı hani bunu bir sürü hesaplanacak şey var. Özellikle iyi donanım olursa. Ortamında farklı sayıda diskler şey sorun ama eldeki donanımı kullanmak isterseniz de bir alternatif durum yani. Eldeki donanımı kullanacağım da. Weight olaylarını test ediyorum ben. Yani 128 GB hard diskler, 300 GB değişik şey ama çok başarılı bir şey var. Weight var. Arada tek tük bir kere manuel yani tetikledim. Bunun weight'ini değiştir diye. Ama elde bir donanımımız varsa yani hani kullanmak isterseniz sadece maksimum yani disk almak da problem olabilir. Ya bir sürü bir tane bir tane sunucu demiyorum. 15-20 tane sunucunuz varsa eski yani hani kullanılabilir. Ya kullanılabilir de hep söylüyorum bu ürün iyi bir ürün, güzel ama biraz donanım yatırım yapmanız gerekiyor. Yani tabii. Hani kötü bir donanımda ya olay şu. 10 notlu şeyin 20 notlu bir tane sisteminiz var. Birinci makine gitti. O recover ederken ikinci makine de giderse SEP yüksek ihtimal read-on diye düşer. Sizin konfigürasyonunuza bağlı olarak. Default konfigür read-on diye düşer. O replikasyonu tamamlanınca rezervde gelir. Mesela bir tane daha not giderse o arada. Yani burada şey var sizin yani ne kadar hep buradaki parametreler şey yani sizin neye ihtiyacınız var? Ne kadar downtime veya ne kadar not gitmesini kaldırabilirsiniz. Aynı anda kesin 2 not gitmemesi lazım. 2 notu götürün. O zaman onun şeyini yani yine recover eder, sıkıntı yok. Ve yani şöyle şeyler söyleyeyim size. Biz mesela test ortamında şöyle acayip fantaziler yaptık. Mesela test ortamında VM'ler açıkken 4 gün kapattık test ortamında. Bütün notları kapattık. Yani 20 notluk test ortamımız var. 3 monitörlü, 20 tane notlu. 4 gün kapattık. Bütün VM'ler hang oldu şeylerde, KVM'ler üzerinde hali. Çünkü data yok, storage yok. Storage komple gitti. 4-3 günün sonunda açtık bütün notları. Aynen Windows'lar bile, o Windows diyenler bile kaldıran gelmedi. Yani herhangi hiçbir şey olmadı. Yani bütün şeyler dondu diyenler, yani bu kimsenin yapmadığı bir testi, öyle söyleyeyim. Yani ayet güzel çalışıyor şey olarak ama dediğim gibi biraz para harcayacaksınız. Yani hani elinizdeki de tamam kullanın ama böyle yani hani zaten dokunsanız gidecek de onun üzerinde. Kaç gün sonra dedim? 4 gün sonra. Sistem sen değil mi? İşte bir sistemde herhalde şey yapmış yani, belirli bir metrikte öyle geldi. Yani Windows bile, beklemezsin Windows'tan şeyi. Windows'lar bile kendini kurtarıp devam etti yani şey olarak. Bilgisayar zaten kurtardı. Nasıl kapattığınızda da yetişti. Bunu yaşadım ben yani. Fişini çektiniz. Fişini çektiniz. Bağmıyor. Var mıydı orada bir web? 20 tane, 20 tane OSD'yi, 20 tane Object Storage modu çekmedi. Ya bunlar yaşayabileceğiniz şeyler. Hani kimsenin başına gelmesin, benim de production'a başına gelmesin ama çekmek bir şey yani, görmek lazım bunların ne olacağını. Yapacak bir şey yok yani, olabilir bu. Türkiye'deyiz, hangi data center'ı